Her gün bir ülkenin Dışişleri Bakanı kalkıyor kendi başına, burada konsensüs lazım. Yok Türkiye'yi atalım, yok Türkiye'yi işte müzakerelerden, üyelikten, her şeyden atalım, NATO'dan atalım, şudur budur. Ya sen kimsin de Türkiye'yi atıyorsun? Bir kere senin böyle bir karar verme yetkin yok. Burada konsensüs lazım. Biz de diyoruz ki, yani biz bu muameleyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla bu biz kararımızı verirsek, zaten Frank Walter da çok güzel söyledi. Dolayısıyla bu kararı halkımıza sorarız. Halkımız karar verir. Yani ikide bir böyle Türkiye'yi aşağılayıcı tutumlardan biz artık bıktık gerçekten de. Almanya ile özellikle Alman parlamentosunun, federal parlamentonun, yani Bundestag'ın sözde soykırımla ilgili aldığı karardan sonra ilişkilerimizde maalesef bir durgunluk oldu. Kriterler belli, tamam. Herkes için kriterlerden belli. Ama bizim şikayet ettiğimiz ikiyüzlülük ve çifte standart. Bu ikiyüzlülük ve çifte standart evet var. Bunu da her yerde söylüyoruz, biliyoruz. Biz bundan şikayetçiyiz. Normal kriterlerden, objektif kriterlerden, bizim de yani yerine getirmeyi vaat ettiğimiz kriterlerden bir şikayetimiz yok bizim. Her türlü faslı açarız, müzakere ederiz. Kapanış, açılış kriterleri bunlar tamam. Ama Avrupa Birliği'nin sık sık Türkiye'ye olan ihtiyacını unuttuğunu görüyoruz. İnkar ettiğini görüyoruz. Son zamanlarda bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, dışişleri bakanlarının ya da yöneticilerinin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin durdurulması yönündeki görüşleri gerçekten Türkiye'de ve Türk halkında çok ciddi bir tepkiye yol açmaktadır. Ve Türk halkının bizden isteği, onlar bu hareketleri, bu adımları atacağına, siz bu müzakereleri durdurun diye sürekli baskı yapıyorlar. Şimdi siz bu darbeyi yapan kişi, askeri niye tutukladınız diye sorarsanız, biraz önce dostumun söylediği gibi, bu da kabul edilir bir şey değil. Bunun tutuklanması gerektiğine dair, darbeye karıştığına dair yargının bize söylediği ellerinde delil var. Senin tutuklanmamasına inandığın, yani tutuklanmaması gerektiğine inandığına dair senin elinde belge varsa, bilgi varsa bunu bizimle paylaş, yargıya verelim. İlave bir belge olarak. Şimdi bu asker niye tutuklandı dersen, o zaman ister istemez Türk milleti de diyor ki işte darbecileri kim destekliyor görüyorsunuz diyor. Darbe girişimin içinde olanlar tutuklandı. Hatalar varsa da bunlar düzeltildi. Düzeltiliyor da. Olması da lazım. Hata varsa düzeltilmesi gerekiyor. Diğer taraftan eğer darbe girişimine aktif bir şekilde katılmayıp da bu terör örgütüne üye ise bunlar da devlet kademelerinden ayıklandı. Bu terör örgütüne üye diplomatlarla ben bu bakanlıkta çalışamam. Asker hiç çalışamaz. Polis de çalışamaz. Yargı hiç çalışamaz. Yargının bağımsızlığından nasıl bahsedeceğiz bu teröristler yargıda olduğu sürece? Çünkü bunlar anayasaya ve hukuka göre karar vermiyor. Pensilvanya'daki hasta kendisini tüm kainatın imamı olarak gören bir hasta adamın talimatı üzerine karar veriyor. Mevcut anayasayı seversin sevmezsin. Biz de eksiklikleri var diyoruz. Düzeltilmesi lazım. Yeni anayasa istiyoruz. Şimdi bu kişiler, askerler niye tutuklandı diye sorgulamak doğru değil. Ayrıca ifade özgürlüğü, hangi ifade özgürlüğünden bahsediyoruz? Türkiye'de herkes kendi ifadesini dile getirebilir. Bir gazeteci kimliği var diye eğer bu kişi casusluk yaptıysa ve yargılandıysa ve ceza aldıysa, bunu bir kahraman gibi, bunu bir sadece gazeteci ve ifade özgürlüğü engellenmiş bir kişi gibi Almanya en üst düzeyde bunu kabul ederse, elbette o zaman Cumhurbaşkanımız da biz de tepki gösteririz. Bu kişinin suçlu olmadığına dair senin elinde bilgi varsa ver bana. Ama benim elimde bu kişinin suçlu olduğuna dair belge var. Yargı açısından söylüyorum. Bu delili görmeden, bu bilgiyi almadan bu kişi kahraman, bu kişi gazeteci, ifade özgürlüğü kısıtlandı en üst düzeyde olmaz. İki dost ve müttefik ülke, bu yakışmaz. Bunları açık açık konuşacağız ki birbirimizi çok iyi anlayacağız. Şimdi niye Cumhurbaşkanımızın tepkisini idam cezası, AB referandum ve Almanya? Şimdi
4500 tane PKK'lı hakkında dava varsa demek ki en az 4500 tane PKK'lı terörist var Almanya'da. Bunlarla ilgili davalar nasıl sonuçlandı biz bilmiyoruz sorduğumuz halde. İki, bizim iadesini istediğimiz PKK'lılar var. Bugüne kadar sadece 3 tanesi verildi. Ve diğerleri hiç verilmedi. Son zamanlarda FETÖ'ye bağlı hepsi oraya kaçıyor. Geçenlerde İsviçre'deydim. Bir PKK'lı, bir DHKPC'li ikisini de İsviçre sınır dışı ediyor. Kararı alıyor. İkisi de Almanya'ya gidiyor. Niye ikisi de? İki farklı, gerçi şu anda ikisi de güçlerini birleştirdi ama iki farklı terör örgütüne bağlı terörist yurt dışı edilirken niye Almanya'ya gidiyor? Şimdi biz bunları söyleyince dost olarak alınıyorsunuz ama söylemek durumundayız. Bunların hepsi şimdi nerede? Almanya'da. Daha dün PKK'lılar Köln'deydi sanırım. En önde gösterileri açık bir şekilde yürütüyor. Benim başkonsolosluklarıma saldırıyor. Arabalarını yakıyor. Geçen bir resepsiyonumuzu engellemek için saldırdı. Yani benim orada vatandaşlarım ve temsilciliklerim de güven altına değil. Kim saldırıyı yapıyor? PKK'lılar yapıyor, teröristler yapıyor. Şimdi bunu da ister istemez biz söylemek durumunda kalıyoruz. Çünkü bizim ciğerimiz yanıyor. Terörden dolayı çok insan kaybettik. Her gün güvenlik güçlerimiz, halkımız, Kürt vatandaşlarımız, Türk vatandaşlarımız bunları söylemek durumundayız. Şimdi referandum konusuna gelince bizim tepkimiz şu. Biraz önce de söyledim. Her gün bir ülkenin Dışişleri Bakanı kalkıyor kendi başına. Burada konsensüs lazım. Yok Türkiye'yi atalım. Yok Türkiye'yi işte müzakerelerden, üyelikten, her şeyden atalım. NATO'dan atalım. Şudur budur. Ya sen kimsin de Türkiye'yi atıyorsun? Bir kere senin böyle bir karar verme yetkin yok. Burada konsensüs lazım. Biz de diyoruz ki yani biz bu muameleyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla bu biz kararımızı verirsek zaten Frank Walter da çok güzel söyledi. Dolayısıyla bu kararı halkımıza sorarız. Halkımız kararı verir. Yani ikide bir böyle Türkiye'yi aşağılayıcı tutumlardan biz artık bıktık. Gerçekten bıktık. Kriterler belli tamam. Herkes için kriterlerden belli. Ama bizim şikayet ettiğimiz ikiyüzlülük ve çifte standart. Bu ikiyüzlülük ve çifte standart evet var. Bunu da her yerde söylüyoruz, biliyoruz. Biz bundan şikayetçiyiz. Normal kriterlerden, objektif kriterlerden bizim de yani yerine getirmeyi vaat ettiğimiz kriterlerden bir şikayetimiz yok bizim. Her türlü faslı açarız, müzakere ederiz. Kapanış, açılış kriterleri bunlar tamam. Bugün Türkiye'de yüz binlerce sivil toplum örgütü var. Biz çıkardığımız yasalarla sivil toplum örgütlerinin her türlü önündeki engelleri kaldırdık. Her alanda sosyalden siyasete kadar Türkiye'de yani yüz binlerce belki 1 milyon tane sivil toplum örgütü var. Benim şehrim Antalya'da binlerce var sadece. Ve bunlar her türlü hakkını özgürce kullanıyor. Kullanmaya da devam etmelidir. Bizim burada derdimiz yani bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Biz Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi iki eşit ortak gibi ya da üye ülkelerle götürmek istiyoruz. Ve bize gelen tavsiyeler ya da herhangi yapıcı eleştiri olduğu zaman da bunu biz dikkate alıyoruz her zaman. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi veya Avrupa üyesi ülkeler. Biz de çünkü bu düşüncelerimizi yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili olsun başka konularda gayet dostane iletiyoruz varsa sorunlar. Biz ilişkileri bu şekilde, samimi bir şekilde dostça her şeyi de açık açık konuşarak götürmek istiyoruz. Karşılıklı anlayış olduğu zaman da bence bir problem yok.